Şimdi bölgeye gidelim, sıcak bölgeye gidelim, sahaya dönelim. Arkadaşımız Saime Toktaş Siderot'ta ve biraz önce de sirenler çaldı. Siderot'ta neler oluyor? Hemen Saime'den dinleyelim. Saime. Evet, şu anda biz Siderot'tayız. Kültür medyanın aslında dünya medyasının buradan yayın yaptığını biliyorsunuz en başından itibaren, ama yayına hazırlandığımız dakikalarda, aslında bir iki dakika kala Kassam Tugaylarından bu yöne doğru bir roket saldırısı oldu ve bu sefer bulunduğumuz noktaya düştü. Araçları park ettiğimiz yere isabet etti bu sefer roket. Bir aracın arkasını görüyorsunuz, camı, ve bizim aracımızın da ön tarafının yine camların kırıldığını görüyoruz. Hemen asker bizi çok hızlı bir şekilde, hiç durmadan, zaten alarmlar ve uyarılar verildi anında, hızlı bir şekilde. Asker deyim yerindeyse karga tulumba bir şekilde bizi şeltere itti. Yani ite kaka, hatta yani hepimiz, yani insanlar kafalarını bir yere çarptılar, gözlerini, elleri kolları bir yere çarpıldı. Çok hızlı bir şekilde alarm verildi ve bizi içeri ettiler, sığınağa bir şey ittiler. Sığınak nedeniyle şu anda kimsede bir can kaybı, herhangi bir yaralanma söz konusu değil, bunu hemen söyleyelim. Ancak maddi hasar var. Mesela bu bizim aracımızın camı buraya bir şarapnel isabet etmiş. Diğer aracın sarkası gitmiş. Bu şarapnel aslında havada vurulan roketin, demir kubbe sayesinde havada vurulan roketin şarapneli. Efendim? Bu beyaz araç sizin aracınız mı? Biraz önce Özgür'ün gösterdiği. Evet, beyaz araç, beyaz araç, gördüğünüz beyaz araç bizim aracımız da aslında. Onun ön camına sıçrayan bir şarapnelin izi. Dolayısıyla cam gitti, cam patladı. Şu arkadaki araç, ki onun alarmı çalıyor şu anda, onun arka camı patladı. Bunlar şarapnel. Bunu hemen söyleyelim. Buraya isabet eden aslında bir bomba yok. Havada vurulan roketin şarapnel izleri, ama tabii tepemizde tam vurulduğu için çok şiddetli bir patlama sesi duyduk o esnada. Ve gerçekten herkesi karga tulumda bir şekilde de shelter'a, yani sığınağa ittiler. Sığınak da hemen gösterelim. Yan tarafımızda bulunduğumuz yan bölgede hemen bir sığınak var. Aslında orası bir anaokulu. Çocuklar için yapılmış, küçükler için yapılmış bir anaokulu. Ve o anaokulun içinde buradaki her binada, her yapıda olduğu gibi bir sığınak var. Oradaki sığınağa asker bizi karga tulumda bir şekilde, çok hızlı bir şekilde itti. İşte şu anda o şarapnelin en çok vurduğu aracın içini görüyoruz. Cam kırıklarını, cam parçalarını görüyoruz ki bugün bu saldırılar her iki taraftan da karşılıklı bir şekilde arttı. İlk önce hastane vuruldu biliyorsunuz. Gazze'nin merkezindeki Şifa Hastanesi'nde yaralılar refah sınır kapısına götürülmeye çalışılırken, ambulanslara yerleştirilirken ambulansların bulunduğu nokta vuruldu. Çok sayıda ölünün olduğu gelen bilgiler arasında, görüntüler de bunu destekliyor. Yine Kudüs Hastanesi'nin çok yakını vuruldu. Cibali mülteci kampının bulunduğu bölgenin de tekrar dördüncü kez vurulduğu bize gelen bilgiler arasında. Ve arkasından Kassam Tugayları Gazze'den özellikle İsrail sınırına doğru çok fazla sayıda roket ve füze atışına başladı. Karşılık verdi yani İsrail'e. Ve bunun neticesinde de bir tanesi bu tarafa geldi. Zaten telefonlarımız ardı ardına uyarılar düşmeye başlamıştı ama yakın noktalara düşüyordu. Bu sefer bizim olduğumuz yerin tam üstünde vuruldu. İşte araçlarımızın, basının konuşlandığı nokta olduğu için burası. O araçlara isabet eden şarapnel parçaları bunlar da. Buraya bir bomba. Allah'a çok şükür diyelim, herhangi öyle bir şey yok. Olmuş olsa zaten durum çok daha felaket olabilirdi. Bunlar şarapneler, şarapnellerin havada vurulan roketin şarapnellerinin izleri. Yani tabii artık bir savaş bölgesi, karşılıklı olarak şiddetin boyutu artmış durumda. Her yerden şu anda saldırıyor aslında. İsrail şiddetin dozunu arttırdı. Karşıya çok şiddetli bir şekilde vuruyor. Bir taraftan da Kassam Tugayları aynı şekilde vuruyor. İşte görüyorsunuz bizim aracımızın ön camı burası. Ön camında iki yere isabet eden şarapnel parçaları. Neyse ki o anda siz aracın yakınında mıydınız? Yanında mıydınız? Bir yaralanma söz konusu değil. Tam o şarapnel parçaları geldiğinde. Aslında biraz ileriki noktada bir tepe var. Orada yayına şu anda Özgür Balaban gösteriyor hemen. Bu anaokulu ya da sığınağın olduğu noktaya çok yakın bir noktadaydık. Yayın için hazırlanıyorduk. Biraz daha ilerisindeydik aslında ama orada çok kalabalık olduğu için daha yukarıya geçtik bu yayın için.
Aslında bu da bizim şansımıza, buraya geçmiş olmamız daha iyi oldu. Çünkü tam o esnada sirenler çalmaya başladı. Uyarılar geldi önce telefonumuza. Telefonumuza uyarıların gelmesiyle, çünkü nereye geldiği belli olmuyor. Çok fazla sayıda uyarı geliyor. Aynı anda pek çok, birden çok roket fırlatıldığı için ya da füze fırlatıldığı için o füzeler farklı farklı noktaları hedefliyor. Ve hangisi olduğunu anlayamadan daha askerin hemen uyarısı, hoparlörlerle uyarıları ve çok yoğun bir şekilde yanımıza geldiler. Düşeceği yok, dayanladılar çünkü. Ve hemen hepimizi karga turumba bir şekilde, beklemeden, neredeyse hiç beklemeden, dinlemeden insanların ne durumda olduğunu, herkesi içeriye sokmaya çalıştılar. Orada yapılanda bir hata olduğunu söylemiyorum. Gayet de sığınağa insanları ittiğini söyleyelim. Herkes, yetişebilenler yetişti, yetişemeyenler işte o esnada, neyse ki diyorum ya hani, çünkü herkes o esnada sığınağa yetişememişti. Uzakta olanlar henüz koştururken biz daha sığınağa içeriye girmiştik. O esnada patladı. Havada patlatıldı ama çok şiddetli bir şekilde onu hissettik, o patlamayı duyduk. Çünkü normalde biz duyuyoruz bu patlamaları aslında. Tel Aviv'e de geliyor çok sayıda yine böyle roket, füze. Hemen hemen her gün atılıyor bu roketler. Demir kubbe sayesinde engelleniyor. Bu seferki de tam tepemizde oldu diyelim. Şans eseri, hiç kimseye hiçbir şey olmadığını da söylemiş olalım. Çünkü bu her şeyden daha önemli açıkçası. Saime, şimdi siz Siderot'tasınız, tam sınırdasınız ve şimdi telefonlarınıza uyarılar gelmeye devam ediyor mu? Oradan ayrılmanız yönünde bir uyarı var mı? Evet, evet. Nereye biz geçeceksiniz? Şu anda uyarılar durdu. Şu anda herhangi bir uyarı gelmiyor ama onun belli bir saati yok, belli bir zamanı da yok. Zaten bu civara özellikle hastane vurulmasından sonra, hastane saldırısından sonra Kassam Tugayları çok fazla sayıda füze atmaya başladı zaten. Hem roket ve füze atışlarını hızlandırdı, sıklaştırdı. Hastane haberinden sonra dediğimiz gibi, ama genelde akşam bu saatlerinde de atıyorlar. Akşam demeyelim, aslında günler saatinde olabiliyor. Bugün sabah erken saatlerde de atılmıştı. Ama özellikle o haber geldikten çok kısa süre içerisinde işte bu atışlara, roket atışlarına tekrar başladılar. Ve pek çok noktaya, sadece bizim bulunduğumuz Siderot değil, işte Aşkelon'a düştüğünü gördük. Başka noktalara, buradan daha uzak noktalara, sınır hattı boyunca olabilecek yerlere, Tel Aviv de bunlardan birisi. Yani bu Hamas arada da saldırılarını artırdı. Kudüs'e şimdiye kadar bizim bildiğimiz iki kere atıldı. Sesim geç gittiği için Saime sonradan duyuyor ama yani Hamas da bu ambulans saldırılarının ardından saldırılarını artırdı. İşte siz Siderot'tasınız, sınırdasınız ama Aşkelon ve diğer evet bölgelere de bu roketlerin düştüğünü üstüne dair bilgiler var değil mi? Roket atışı yapıldığına, saldırı girişiminde bulunulduğu, bunu hemen düzeltelim. Roket atışı sürekli yapıyor zaten Kassam Tugayları. Ama bunların çok büyük bir bölümü hedefine ulaşmadan havada demir kubbe sayesinde ya da demir kubbe aracılığıyla imha ediliyor. Aslında bugün olan da bu. Havada imha edildi bu roket. Ancak tam tepemizde oldu bu. Bu sefer o yüzden onun şarapnel parçaları da bu sefer buraya düştü ama o patlamayla birlikte düştüğü için çok şiddetli bir şekilde hissedildi burada. Bunu hemen söyleyelim. Evet, orada çok sayıda basın mensubu ve Türk gazeteci yani olduğunu da görüyorum. Şöyle anlatalım. Özgür Balaban göstermeye çalışsın. Zaten araçların bulunduğu nokta itibariyle o şarapnelin izlerini görüyoruz. Bu arabadan gelen sinyal bu arada, alarm sesi. Hemen buranın, yani okulun hemen arkasına düştü. Okulun hemen arkası. Bu o bina, gördüğümüz bina okul mu Saime? Bir anaokulu kompleksi aslında. Bunun hemen arkasına düştü ve sığınak da bu okulun içinde. Evet, Saime beni duyabiliyor galiba. Evet. Saime, o gördüğümüz bina okul ve onun içindeki sığınağa gittiniz değil mi? Duyabiliyorum, evet. Şarapnel parçalarının düşmesiyle, isabet etmesiyle beraber. Evet, şu anda size onu göstermek istemem ama içerisi karanlık, elektrikler yok. Dolayısıyla göstermek çok zor. İçerisindeki sığınakta hepimiz İsrail askerinin de yoğun bir şekilde yönlendirmesiyle, hızlı bir şekilde müdahalesiyle yoğun bir şekilde oraya girdik. Ama burada basın mensubu çok fazla var. Görüyorsunuz güvenlik görevlilerini ya da askerleri. Askerler bir anda tabii buraya doluştular. Aslında yakınımızda duruyor onların burada, çünkü iki ayrı yerde mevzileri var. Dolayısıyla bu saldırının hemen ardından askerler şu anda özellikle
yakın noktalarımızda duruyorlar. Bu arkandaki beyaz araç Habertürk'ün aracı. Onu bir daha tekrarlayalım. Özgür Balaban'dan da rica edeyim. Tekrar bir yakından gösterebilirse atlattığınız tehlikenin de tüm boyutlarıyla görmüş olalım. Özgür Balaban size yakından gösteriyor. Evet, bu bizim ön camımıza isabet eden şarapneller. İki ayrı şarapnel isabet etti ön camımıza. Bir arkamızda bir başka yabancı bir medyaya ait olduğunu tahmin ettiğim bir başka araç var. O araca da yine o aracın arka camı tamamen patlamış durumda. Bir de bizim arabamızın ön camındaki işte iki tane şarapnel izini görüyoruz. Tabii yani burada bir şans eseri, kimseye bir şey olmadı. Bu kadarıyla atlattığımıza da şükrediyoruz aslında.